Hello guys, I'm Captains. Selam arkadaşlar, ben Captains. Türklerin İngilizce'de olduğunu sandığı ve fakat olmayan harfler, fonemler, sesler dünyasında serimize hoş geldiniz. Bu ikinci serimiz, ilki Ö ile ilgiliydi. Gamze de yanımda. Hello Gamze. O da bana yardımcı olacak. İsterseniz başlayalım. Gamze. Yes, monsieur. Söyle bakayım bana. Sence İngilizce'de bizim Türkçe'de söylediğimiz şekilde i var mı? Yani mesela benim, senin, sizin derken i kullanıyoruz. Bu İngilizce'de var mı sence? Yes, monsieur. For example, we say English, Turkish. We speak English, so we say i. There's always i in English. So, I think this is a trick question. No, Gamze, it's not a trick question, sorry. Gidebilirsin. Okay. Köşeden beni izliyor. Her neyse. Evet arkadaşlar. Türkçe'de i diye telaffuz ediyoruz. İngilizce'de ise bizim en azından Türkçe'de konuştuğumuz anlamda, Türkçe'de kullandığımız anlamda bir i yok. İngilizce'de olan kelimeler üzerinden, örnekler üzerinden gidersek. Örneğin Türkçe. This is Türkçe aksanı. This is this. İngilizce this. This. Peki diğeri nedir? Uzun i. These. This. These. Yani olan this şeklinde bir ses ya da uzun i şeklinde bir ses. Dolayısıyla this, these şeklinde değil. This, these şeklinde. Örnek. Chris. İsim olan Chris. Türkçesi nasıl olur? Chris. Chris. Chris değil. Chris. Christmas. Christmas değil. Kesinlikle. Uzun bir i kullanmadığınız takdirde i kullanmamanız lazım. Yoksa direkt ele veriyorsunuz kendinizi. Başka bir kelime ne söyleyebiliriz? Crisis. Crisis. Kriz. Crises. İse krizler. Crisis. Crisis değil. Crisis. Crises. English. Mia, can you quiet please? My cat is. Kedim bir şeyler yiyor da umarım ses sizi rahatsız etmiyordur. English. English değil. Turkish. Turkish değil. Bunun dışında kendi ismimden de yola çıkabiliriz. Hello guys, my name is Captains dedim farkındaysanız. Türkçesi Captains. Captains. İngilizcesi Captains. Ends. Tekrar edelim isterseniz. This, Chris, bet, little, crisis. Türkçe aksanıyla söyle olsaydık. This, a little bit, bit, this, Chris. Hayır, bunlar değil. Ve fakat uzun söylerseniz. These, please. Burada i'yi kullanabilirsiniz tabii ki. Ama uzun i, kısa i değil. Yani hiçbir zaman Türkçedeki kullandığımız i'yi kullanmıyoruz zaten gördüğünüz gibi. Türkler gibi aslında benzer bir aksanlı Fransızca da kullanıyoruz. Örneğin Harry. Türkçe Harry. I. Harry. Fransızca Harry. 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 Yani gördüğünüz gibi Harry yerine Harry ya da Ari dendiği zaman hem Fransız hem de Türk aksanlı aslında ortak bir noktamız olmuş oluyor. Olala, magnifik. Son eklemek istediğim bir şey var. Bu verdiğim görüş standart İngilizce ve benim kendi konuştuğum İngilizce ve duyduğum İngilizce alakalıdır. Standart İngilizce ile alakalıdır. Bunun dışında bazı farklı İngilizce aksanlarında yani İngilizce konuşan ülke aksanlarında Türkçedekine benzer bir i kullanılıyor olabilir ama bu konumuz dışı. Örneğin Avustralya aksanına örnek verebiliriz.
One more thing. One more thing yerine. One more thing. Thing. This is. Duyabilirsiniz ama burada dahi farklı bir i oluyor. Daha i'ye yakın bir i ama bizim anladığımız anlamda i. O bile değil yani. This yerine this. Daha a'ya daha kapalı söylerseniz daha Güney Afrika aksanlandırabilir. Afrikaans aksanını. Afrikaans accent. Right, this is şeklinde. Bu da istediğiniz bir şey değil çünkü konuştuğunuz bir aksan değil. Dolayısıyla this, these doğru olan. This, these doğru olmayan. Yani sadece this kısmı tabii ki. This is Fransızca. This is Fransızca. This is Türkçe. Benzerlik buradan kaynaklanıyor. Peki bu kadar. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz.